Şerbeti kaynamaya bıraktıktan sonra ana yemeği piriç Topkapı'nın etlerini sütle marine ediyor. Ben hemen bir masama hazırlayacağım. Evet, sofrasına hazırlayacak. Sofrasını hazırlayacak. Bize diyorsun bakalım o sırada dur şunları da alayım ben de bakayım ne yapayım. Geçen sefer de mi erken kurmuştum? Evet geçen sefer hiçbir şey hazırlamadan koymuştum. Bu sefer ön hazırlıklarım vardı onları yapmam lazımdı. Evet bravo Özge her zaman olduğu gibi sofrasını hazırlayacak. Ön hazırlıklarımı yapmam lazım. Öncelikle şunu biraz ortalayalım. Çok teşekkür ederim. Ne demek rica ederim. Zuhal Hanım evde de masanızı siz mi kuruyorsunuz? Evet yardımcım da var ama. Korhan Bey yardım eder mi? Teşekkür ederim. Ya ben koyarım. Sağ olun. Evde. Balığı Korhan Bey pişirir. Eti Korhan Bey pişirir. O haftada iki kere yemeğimiz Korhan Bey'dendir. Ben de vakit buldukça giderim, yemeğimi de yaparım. Ailece geçirdiğimiz zamanlarımız, sofralarımız bizim için çok kıymetlidir. Zaten bizim bu programı yapmamızın bir sebebi de o. Biz ailecek sofra muhabbetlerine bayılırız. Biz de çok yemek severiz. Çok önemlidir. Biz Türk de. Kültüründe öyledir. Yani biz, sadece karın doyurmaya oturulmaz. Biz akşam mutfakta oturuyorduk. Aa ne güzel. Yani ben de mutfağı çok severim. Ben öyle pıt pıt pıt. Zuhal Hanım, kayınvalidelerle burada yemek yedikten sonra eve gittiğinizde de yemek yapıyor musunuz? Gerekirse yapıyorum. Yoksa bir yemek evde yapıyorum. Gelinlerin yemeklerini beğenmediğiniz zaman tekrar yemek mi yapıyorsunuz? Evet. İtiraf edeyim. Yani dürüstçe evet bazen öyle yiyorum gidiyorum valla ağzıma hiç lokma bir çorba içip bitiriyorum günü. Ama bazen de yani güzel olmayınca kusura affetsinler ama olmadı mı da ne diyeyim şimdi yani herkesin yemeği de çok güzel olmuyor. Tabii ki tadıyorum tabii ki anlayacak kadar yiyorum ben kayınvalideler gibi bir kaşık alıp bırakmıyorum valla 3-4 kaşık yiyorum. Ama bazen de çok doymuyor karnım az yiyorum çok güzel olmamışsa evde gidip ekstradan bir şeyler dün yiyorum. Dün tok gittiniz ama değil mi Zuhal Hanım? Dün pilavı bitirdim ayol. Evet dün tok vallahi gömürdüm pilavı. Sofrayı tamamlamaya çalışan yarışmacımız kaşık, çatal ve bıçakları yerleştiriyor. Kaç dakika geçti bu arada? Tam 19 dakika bitti bile. Ben gidiyorum. Sana başarılar diliyorum. Teşekkür ederim Zuhal Hanım. Bugün görüşürüz. Şans senden yana olsun inşallah. Çok ne yapacaksınız kazanırsanız para yersen? Ya biraz borçlarımız var onları kapatacağız. Kimin yok ki Allah kolaylık versin evet, borcunuza. Çok memnun oldum seninle tanıştığıma. İyi ki geldin ayağına sağlık. Teşekkür ederim sağ olun. Hadi bakalım kolay gelsin. Görüşmek üzere Özge. İki görüşürüz saat sonra buradayım. Çok teşekkür hadi ederim. Hadi görüşürüz. Dikkat et ha parmağına marmağına. Sağ olun elinize sağlık. Teşekkür ederim. Rica ederim. Özge suları dolduracak mısın? Suları en son koyacağım. Hadi o zaman hemen mutfağa gidelim. Şu ana kadar neler yaptın gelin hanım? Şu an nohutu koydum, etimi koydum, şerbetimi koydum. Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi şekerpare hamurunu yapıyorum. Şekerparenin hamuruna yumurtadan sonra ayçiçek yağı, pudra şekeri, kabartma tozu ve vanilya ekleniyor. Bakın burada kimler var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Ersen ve Özge'nin arkadaşı Ahmet ve... Ayşe. Siz kanka mısınız? Evet. Nereden tanışıyorsunuz? Biz asker arkadaşıyız. Evet, 2016'dan beri hiç ayrılmadık. Ayrılmayı da düşünmüyoruz. Ayşe, Özge ile aran nasıl? Aramız çok iyi. Karşı komşuyuz zaten. Devamlı birlikteyiz. Ayşe, bir de benim Ayşe'nin eltisi Begüm. Biz üçümüz kız kardeş gibiyiz. Allah bozmasın. Ayşe, sen mi Ahmet'i tavladın yoksa Ahmet mi seni tavladı? Ahmet beni gördü. Sonra ben de onu gördüm. Sonuç. Nerede tanıştınız? Sosyal medyada. Ayşe'nin liseden arkadaşı benim ilkokul arkadaşımdı. Fotoğraf paylaştı. Ben de ona dedim, bana dedim şu kız kim diye sordum. O dedi benim çok yakın arkadaşım dedi. Anne bunu az bir şey daha dedi, un lazım. Ondan, sen niye onu götürüyorsun boyuna? Ben de ısrar ettim. Hani beni tanıştırır mısın dedim. İlk başta olmaz falan dedi ama zar zor şeye girdik. İlk görüşmeyi kafede mi yaptınız? Evet bir kafede yaptık. Evet bir AVM'de yaptık. Aynı his oldu mu? Aynı his oldu ama sonradan duydum bana demiş ki biraz kısa boylu sanki. 20'likle beraber yoğrulan şekerparenin hamuru istenen kıvama geldikten sonra son şeklini alıyor. Cam tepsiye yerleştirildikten sonra üzerine yumurta sarısı sürülüp fırına veriliyor. Şekerpare çok basit. Çok basit, çok çok. Şekerpare, şekerpare biraz basit düşmüş. Demek ki kızımız onu reva görmüş. Yeriz tadına göre pamuzu verir. Gelin hanım, soğanlar ne için? Soğanları zeytinyağlı enginar için. Özge, bu yemekleri basit bulabilirler. Yalnız basit zeytinyağlı enginar çok güzel yapıyor. Harika yapıyor. Ama Zuhay Hanım dedi ki bayağı bir kalabalık umarım yetiştirsin dedi ve Özge yetiştirecek. Anneciğim, kayınvalideler bu yemeklere kesin basit diyecek. Kayınvalide her şeye diyor. Dünkü masa 4-4'lük masaydı ve her şeye basit dediler puan vermemek için. Ben masadaki kayınvalidelerin kelimelerine, laflarına hiçbirine inanmıyorum. Anne Özge başarılar diliyorum.
İkinize de başarılar. Başarılar. Ellerine dikkat et. Ne oldu? Yoksa bizden sıkıldınız mı? Biz gidelim artık. Onlar da işlerine baksın. Zaten neden geldiniz hiç anlamadım. Zaten karnımız da acıktı. Bizim gitmemiz lazım. Özge'nin kafasını karıştırmaktan başka bir şey yapmadınız. Siz izin verin. Ayşe'cimiz kalsın. İki Ayşe kalabiliriz. O zaman beyleri uğurluyoruz. Ama Ayşe burada kalıyor. Tamam, kalıyorum. Ayşe, yoksa Özge'ye yardım etmek mi istiyorsun? Yok, birlikte yaptık her şeyi. İzin verirseniz edeyim onu bakayım. Şimdi neye geçtik gelin hanım? Şimdi zeytinyağlı enginara geçtik. Anneciğim, bu hafta masada bir sürü olay oldu. Şaşırmışlar. Şaşıran kim? Kayınvalideler. Özellikle hangisi? Hepsi. Ne diyorsun anneciğim? Duymasınlar seni. Duymasınlar, duysunlar. Yalan mı? Hepsi şaşırmışlar. Dünkü gelinlik o da emek vermiş, yemek yapmış. Onlar tutturmuşlar. Birbirlerinin rekabet içinde bağırıp çağırma peşindeler. Gelinin yemeğine hiç bakan yok. O kadar emek vermiş. Benim gelinim de emek veriyor. Aynı şey olsa ben bugün masada cıngar çıkarırım yani. Ayşe Hanım yarın kendi gelini yarıştığı için yedi verdi dediler. Hayır, ben yemeğin hakkını verdim. Ayşe, rahattan sağır mı be? Özge, sence kayınvaliden kendi gününe mi oynadı? Hayır, gerçekten öyle konuştuk. Hatta biz kendi aramızda sadece anneme değil Ayşe'yle falan da konuştuğumuzda kızlarla. Aynen, anneme hakkı olanın hakkını puanını ver, ona göre yarışalım dedi. Ben de şahidim konuşmalarına yani. Özge her zaman hakkaniyetlidir zaten. Hiçbir zaman hani ona az ver, bana yüksek kalsın hiçbir şey söylemedi. Şey yapacağım anne, zeytinyağlı ya. Ara yemeğine devam eden Özge, enginarın garnitürü için doğradığı havuç ve patatese bezelye ekledikten sonra zeytinyağı döküyor. Garnitürleri pişirecek misin? Evet, onlar enginarlarla birlikte pişiyor. Zeytinyağlı enginara devam eden Özge, sosu için limon ve portakal suyu sıkıyor. Anne, o olmuştur bence artık. Evet, onu kapatalım. Bunu kapatalım, dışarı koyalım bence. Bu şey olsun. Anne, şunu yakar mısın arkasındakini? Hemen yakıyorum ben. Sen bırak. Arkasındakini yakar mısın? Şuraya portakal kabuğu kaçtı. Hemen alayım. Ya böyle şimdi yorumlarda neler yazıyorlar biliyor musunuz? Elinle aldı içinden. Neremle alacağım içinden, elinle alacağım doğal olarak. Seyircilerimiz çok dikkatlidir gelin hanım. Bunu ben çıkarabilir miyim? Hadi sen çıkar. Hadi ben çıkarayım. Benim için. Ben rahatsız oldum. Ayşe teyze için, eğilemediği için. Şekerparenin şerbeti soğumaya bırakılırken enginarın soğanları kavrulmaya devam ediyor. Şimdi ne yapıyorsun gelin hanım? Şey yapıyorum, limon suyu koyuyorum. Zeytinyağlı enginar. İnanın ki şu ana kadar hiç enginarı yemedim ama çok merak ediyordum. Bugün yiyeceğim ya. Bırak yiyeyim bakayım o ne demek. Nasıl bir şey yani, tadacağım yani. Gerçekten. Zeytinyağda kavrulan soğanların üzerine temizlenip limon ve portakal suyuna batırılan enginarlar yerleştiriliyor. Şekerpareler fırından çıkarken enginarlara sebze garnitürleriyle birlikte limon ve portakal suyu ekleniyor. Bakalım şekerpareler ne durumda? Hayır, tam olmuş şeker. Yanmamış. Yanmadı tabii. Yanmamışsa ben ne yiyeceğim? Şey yapmayalım. Ellemeyelim çok. Ana yemeğe başlayan yarışmacımız pirinç Topkapı'nın pilavı için dolmalık fıstık kavuruyor. Artık ben de gideyim. Onlar burada devam etsinler. Neden gidiyorsun? Yoksa destek için gelmedin mi? Geldim de enginar bitti, ben gideyim. Gidiyor musun gerçekten? Evet, ben gidiyorum. İkinize de kolay gelsin. Çok öpüyorum sizi. Başarılar diliyorum. Görüşürüz Ayşe'cim. Görüşmek üzere. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.